Nesrin Hanımcığım, bu yakar mı bu Meret, ha? Yalan konuşmayayım vallahi, yakar biraz. Ay ne dürüst kadın değil mi Emel? Yani insanın suyuna gitmek için yalan konuşamıyor hiç. Ya ya. Nesrin, senin kocan İbrahim çok mu içiyor ne? Herkesin bir kusuru var. İbrahim'inki de o işte. Yoksa pırlanta gibidir vallahi. Geçinmenin yolunu buldunuz yani. Maşallah. Evde mi içiyor yoksa dışarıda mı içiyor? Evde çok içmez ben kızıyorum diye. Arada bir içti. Dün gece bir ara sokakta görür gibi oldum. Sorma. Gece gece asker etti beni. Demek dün gece hep sokaktaydı. Sen niye soruyorsun benim İbrahim'i bu kadar? Uzan bakayım. Hani gece Yasemin'in kızına saldırdılar ya. Hani İbrahim de böyle kendini bilmeyecek şekilde içtiyse şeytana uyup da sonra... Ha bak hele. Siz benim kocamın üstüne mi suç atmak istiyorsunuz yoksa? Hanımlar zıtlaşmayalım. Nesrin Hanım hiç sızım kalmadı. Çok iyiyim şimdi. Ay yok yok. Siz bir durun. Benim kocam karıncayı bile incitmez. O kadar. Anneciğim. Her şey dönüyor dolaşıyor, beni vuruyor. Ne vardı kadınla, o kadar didişecek. Kemiğime kadar sapladı iğneyi. Sen neticeye bak Emel, neticeye. Demek ki olay saatinde İbrahim sokaklardaydı. Kesin o yaptı. Kesin. Ay yok, oturamıyorum kabahatin üstüne. Bu neymiş ya? Evet memur bey. Olaydan birkaç saat önce Gamze'yi tehdit ederken görmüş o İbrahim uğursuzluğunu, benim komşum. Aa tabii tabii. Kesin bilgi. Biz adamın öz be öz karısını konuşturduk zaten. Karısı kendi ağzıyla söyledi adamın o gece sokakta olduğunu. Yani sonradan inkar etti tabii ama ne fayda. Biz anlayacağımızı anladık yani. Ah, memur bey, biz gerekirse şahitlik ederiz, tanık oluruz. Hatta bu tanık koruma programına falan da katılırız. Hani böyle yaptırıyorlar ya, yüz estetiği falan gerdiriyorlar kendilerine. Geç yaşırsın kız. Yüzümüzü falan gerdirirsiniz, böyle estetik operasyon yaptırırız, hayatımıza öyle devam ederiz. Hiç sorun değil yani. Yeter ki adalet yerini bulsun. O pislik cezasını çeksin memur bey. Olur mu canım, olur mu? Ulvi bir vatandaşlık görevi yani bu da en nihayetinde. Tabii tabii, siz bir çapraz, bir düz sorgu halledersiniz, konuşturursunuz yani. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Macide abla tamamdır. Adam tamam dedi. Birkaç saate gelirler, o uğursuzu alır götürürler. Çeksin cezasını, pislik. Pislik. Niye hala uyuyor? Canı çok yanıyordu. Doktorlar da canı yanmasın diye ona ilaç verdiler. Uyuyor şimdi. Hala acıyor mu? Yok annem, acımıyor. Çabuk iyileşsin diye uyuması lazım ablanın. Onu hemen ses çıkartmayın da uyanmasın. Sinan benim yerime dövsen Allah aşkına. Efendim hemen. Yasemin. Kardeşim biliyorum hastanedesin ama bak sana çok mühim bir haberim var. Burada neler yaptığını bir görsen kardeşinin, vallahi Oscar'lık performans sergiledim Yasemin sırf senin için. Bak şimdi kulağını aç, iyi dinle, çok mühim. Biz senin kıza saldıran o pislik kimmiş bulduk kardeşim. Bulduk, polise bile teslim ettik. Kimmiş? Ya bizim bu Nesrin var ya hani iğneci. İşte onun berduş bir kocası var ya, sarhoş gezer böyle İbrahim. O yapmış kız. Kardeşim merak etme. Kardeşin her şeyi halletti. Polislere haber verdik. Hatta kelepçeleri birazdan takarlar. Bana bak, sen çıkabiliyorsan çık hastaneden. Bir koşu gel buraya, içim ferahlar. Şöyle kelepçe takılırken gör iştiyse. Yazık. Koşa koşa geliyor kızcağız. Abi ben kimseye bir şey yapmadım ya. Memur Bey nereye gidiyorsun? Abi ben bir şey yapmadım diyorum ya. Abi. Ben bir şey yapmadım kimseye. Memur Bey götürmeyin İbrahim. Abi. Abi ben bir şey yapmadım ya. İftira attılar kocama.
Evet, korkunç bir gün yaşanmış. Gül çıkmazı sakinlerinin hayatı alt üst olmuştu. Neyse ki buna sebep olanların yakalandığını görmek az da olsa yürekleri ferahlatmıştı. Ancak gerçek suçlu kimdi? Bunu şimdilik hiç kimse bilmiyordu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.